Merhaba arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel yazmanın üstüne çok güzel bir model yapmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, öncelikle abone olup zili aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olur, emeğime destek vermiş olursunuz. Hemen başlayalım. Öncelikle yazmamı bu şekilde açarak sizlere göstereyim arkadaşlar. Yazmamın markası Reyyan. İplerim altın başak. 50 numara arkadaşlar. Şöyle. Bordo rengi sarı ve mavi var arkadaşlar. Hemen yazmamın markasını sizlere göstereyim. Bulursam evet. Yazmamın markası Reyyan arkadaşlar. Hemen kameramı biraz kaldırarak sizlere yazmayı tam bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, yazmam bu şekilde. Hemen modelimin yapımına geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben zürafalarımı bu şekilde ufak ufak yapmıştım. Hemen arasına bu şekilde fil dişleri yaptım. Bir tane de beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafama batıyorum. Zürafamın içine batarak başına geri dönüyorum. İpimi ayarlayayım. Tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bu şekilde fil dişi oluşturdum. Arasına arkadaşlar 4 tane boş zürafa bırakacağım. Modelimin arasına 1 2 3 ve 4. 4 tane boş zürafa bıraktım. Bıraktıktan sonra arasına bir tane boş zürafa bırakıp ikinciye batıyorum. Burada yuvamı oluşturacağım. Çok geniş bırakmayalım. Evet. Şu şekilde hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Bu şekilde iyice aşağıya doğru indim arkadaşlar. Hemen burada 9 tane pırpır yapıyoruz. Pırpırlarımın boyutu bu şekilde. 1 2 boyutlarına dikkat edelim. 3. Bu biraz sanki büyük olmuş. 5. Evet, şu şekilde ayarladım. 3 arkadaşlar, ben hemen bu şekilde 9'a tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 9 saniye tamamladım. Bu şekilde aşağıya inerek birinci zürafama batıyorum. Burada tekrar arkadaşlar aynı başta yaptığımız işlem gibi 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle tekrar 3 tane de fil dişi yapıp hemen geliyorum. İlk yaptığımız işlem gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şu tarafı da tamamladım. Alt kısmını bu şekilde, yazmamızın alt kısmını bu şekilde bitirip tamamlıyoruz. Yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen güllerimin yapımına geçeyim. Hardal sarısı ipim vardı. İpimi iğneme taktım arkadaşlar. Yapmış olduğum 9 tane zürafanın birincisine batıyorum. Bu şekilde 2 düğümle sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Burada ufak sinik kanatları yapacağım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Tekrar pırpırımın başına batıyorum.
yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek tek yapıyoruz. Hemen bir sonraki pırpıra battım. Çok fazla aralık bırakmıyoruz. Neredeyse arkadaşlar, pardon, birleştiriyoruz geçitimizi. Hemen yine aynı pırpırın içinde bir tane pırpır yapıyorum. Yine sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Pırpırın başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. Sinek kanadım 1-2 taneden oluşuyor. 2 tane daldan oluşuyor diyelim. Bu şekilde arkadaşlar ikincisini de yaptım. Tekrar üçüncü pırpırıma batıyorum. Bu şekilde geçtim. Hemen pırpırımın içine batıp tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Tepeye battım. Tekrar pırpırına aşağıya indim arkadaşlar. Bu şekilde ben bütün pırpırlarımı bu şekilde doldurup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde tek tek bütün pırpırlarımın içine sinek kanatları yaptım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hemen ben kırmızı ipimi taktım arkadaşlar. Üst kısmını yapacağız. Bordo rengi hemen birinci sinek kanadımın ilk pırpırına batıyorum arkadaşlar. 2 düğümle sabitliyorum. İpimi sabitledim. Hemen birinci, bir sonraki sinek kanadımın birinci pırpırına bakın, batıyorum. Bu şekilde geçitler oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde geçitler oluşturdum. Hemen bu sanki biraz büyük oldu, ayarlayayım. Evet. Hemen bir sonrakine tek tek bütün sinek kanatlarımıza batıp bu şekilde sonuna kadar gideceğiz ve sonrasında sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde hemen tekrar bir sonrakine gösterişli güzel bir model arkadaşlar. Çok zor değil. Hemen bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde tek tek hepsine battım. Hemen modelimi, yazmamı çeviriyorum. Bu şekilde tekrar sinek kanatlarıma batarak ipimi iki katlı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. Daha güzel, daha sağlam dursun diye bütün hepsinin başına tek tek batarak iki katlı yapıyorum. Bizimkisi arkadaşlar iğne ile kuyu kazmak, gerçekten iğne oyası çok emek isteyen, titizlik isteyen bir iş. Lütfen siz de emeğimize karşılık olarak abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Emeğe destek, saygı olarak nitelendirilir arkadaşlar. Hemen ufak bir hatırlatmadan sonra arkadaşlar, bu şekilde iki katlı yaptım. Tekrar modelimi çeviriyorum. Bu şekilde geçitimin içine batarak sık iğneler dolduruyorum. Bir, sık iğnelerimizi saymaya özen gösterelim. Yoksa modeliniz yamuk yamuk gelir. 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 tane doldurdum arkadaşlar. Hemen bir sonrakini hızlıca geçerek tekrar buraya da 8 tane dolduralım. 1, 2, tekrar 3, 4, 5, 6. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar tekrar tekrar videoyu izleyebilirsiniz. 7 ve 8. 8 tane yaptım. Hemen bir sonrakine geçerek arkadaşlar yapacağımız işlem aynı. Bütün hepsinin başına 8'er 8'er doldurarak modelimizi tamamlayalım. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hepsini bu şekilde 8'er 8'er sık iğne doldurarak başa kadar geldim, tamamladım. Fil dişlerimi arkadaşlar ben sade boş bırakmayı tercih ettim. Sizler üçer tane pırpır vesaire gibi sık iğneler yaparak aralarını doldurabilirsiniz. Fakat gülüm çok aşırı büyük ve gösterişli olduğu için bunların boş kalması daha uygun geldi bence. Sizler kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Hemen son dokunuşları yapayım. Tekrar bordo ipimi aldım arkadaşlar. Burada yuvamı oluşturduğum yerde bir tane zürafa bırakmıştım. Onun içine batıyorum. 2 düğümle sabitleyip orada da 3 tane pırpır yapacağım. Kaydırayım aşağı doğru. Hemen aynı zürafaya tekrar batarak bu şekilde arkadaşlar boyutu bu şekilde 3 tane pırpır yapalım. 1 2 ve son olarak 3 3 tane pırpırım tamam. Hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelim tamamen güçsüzdür. Sizler de yapınca göreceksiniz arkadaşlar. Hemen bu şekilde modelimi göstereyim. Gerçekten şahane, güzel bir model oldu. Hemen bu şekilde göstererek biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde. Son hali böyle olacak. Denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.